Akıllı telefon dünyası 2021'e hızlı ama gerçekten çok hızlı girdi. Ben de bu heyecanı yaratan gelişme ise Qualcomm'un Snapdragon 480 platformu oldum. Durun bir dakika. Kimleriniz şu soruyu sorabilirsiniz. Ne yani? Seni heyecanlandıran gelişme giriş seviyesi telefonlar için çıkan bir işlemci mi oldum? Evet durum tam olarak bu. Çünkü giriş seviyesi telefonları önemsiyorum. Hem çok geniş bir kitleye hitap ediyor hem de oradaki her performans gelişimim akıllı telefon dünyasının topyekun ileriye gidebilmesi adına son derece önemli ve bir o kadar da değerli. Ancak bu iş bir boyutu. Snapdragon 480 performans odaklı güncellemelere sahip. Bunlar önemli güncellemeler. Ama diğer taraftan platformun çok önemli bir yeniliği daha bulunuyor. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte Snapdragon 480'i tanımaya, anlamaya çalışalım. Önce performans ile başlayalım. Snapdragon 480 serifi olan Snapdragon 460 ile kıyaslandığı zaman işlemci performansında ciddi bir artış vaat ediyor. Çünkü performans çekirdekleri Cortex-A73 tasarımından Cortex-A76'ya güncelleniyor. 2 adet Cortex A76 çekirdeği 2000 MHz'de çalışırken 6 tane Cortex A55 çekirdeği ise 1800 MHz'de görev yapıyor. Bu sayede selefiyle kıyaslandığı zaman işlemci tarafındaki performans kazanımım dile kolay tam %100 seviyesinde arkadaşlar. Belki şöyle bir kıyaslama işimizi kolaylaştırabilir. Snapdragon 480'in çekirdeği konfigürasyonum, orta segmentte bulunan Snapdragon 730 ve Mediatek Helio G90 hatta Helio G95 ile aynı. Modellerin saat hızları değişebilir. Ancak giriş seviyesine konu ustanın Snapdragon 480 kask gücü anlamında oldukça iyi. Benzer sıçrama GPU yani grafik işlemci tarafında da var. Adreno 619 GPU'sunu kullanan işlemcim Snapdragon 460'ın Adreno 610 grafik birimiyle kıyaslandığı zaman işlemci tarafında olduğu gibi burada da %3 performans artışı sağlıyor. Dolayısıyla Snapdragon 480 ile birlikte giriş seviyesindeki oyun deneyiminin oyun performansının gelişeceğini söyleyebiliriz. İşlemcinin artan performansını besleyebilmek için 2133 MHz low power ddr 4x bellek desteği getiren Snapdragon 480 yapay zeka gelişiminde de oldukça iddialım. Çünkü Hexagon 686 DSP motoru %70'in üzerinde performans kazanımı sağlıyor. Qualcomm'un paylaştığı resmi bilgilere göre yeni platform 64 megapiksel çözünürlükte tek kamera, 25 megapiksel artı 13 megapiksel çözünürlükte çift kamera ya da 3 tane 13 megapiksel kamera ile çalışabiliyor. Ancak video tarafında ne yazık ki 4K işleme ve 4K çözümleme yeteneği bulunmuyor. Tuhaf olan nokta ise şu. 4K video desteği sahip olmayan platform ekran tarafında Full HD çözünürlük için 120 Hz yenileme desteği sunabiliyor. Düşünsenize şöyle bir tablo bekliyor bizleri. Bir telefon piyasaya çıktı. Snapdragon 480 tabanlı. Kamerasını açtığınızda 4K video desteği yok ama ekranı 120 Hz yenileme yeteneği sunabiliyor. Gerçekten ilginç bir kombinasyon olur. Bakalım cihazlar piyasaya çıktığında bu durumu anlarız elbette. Buraya kadar her şey güzel. Görünen o ki giriş seviyesinde daha yetenekli ve daha performanslı telefonlar çıkacak. Ancak Snapdragon 480 platformunun ay alameti farikası bunlar değil. Yeni platformun belki de en büyük özelliği giriş seviyesi telefonlara 5G desteği getirmesi. Beraberindeki Qualcomm X51 modem sayesinde yeni nesil 5G teknolojilerine tam destek sunan platform saniyede 2500 megabit ile download ve 650 megabit ile upload yapabilecek. Tabi ülkemizde henüz 5G desteği olmadığı için 4G performansı önemli. Snapdragon 480 4G şebekelerde saniyede 800 megabit download ve 210 megabitlik upload hızlarını görebilecek tabii ki şebeke el verir. İletişim tarafında bir başka önemli güncelleme ise Wi-Fi için. Wi-Fi 6 teknolojisinin platforma eklenmiş olması bence son derece önemli. Artan performansı ve 5G modemiyle Snapdragon 480'in optimal performans verebilmesi için Samsung'da işbirliği yapılmış ve 8 nanometre üretim tekniği kullanılmış. Tüm bunlar gerçekten çok iyi. Giriş seviyesinin bu denli hareketlenmesi oldukça keyifli olacak. Ancak hangi segmentte olursa olsun bir platformda modemin maliyeti işlemci maliyetinden genellikle daha yüksek. Umarım 5G desteğinden dolayı Snapdragon 480 ve onu kullanan telefonlar yüksek maliyetle gelmez. Eğer yüksek bir fiyatlandırmayla çıkarsa bu telefonlar muhtemelen giriş seviyesinde istenilen performans elde edilemez. Tabi bizleri ilgilendiren şöyle bir durum da var. Az önce de ifade ettiğim üzere ülkemizde henüz 5G teknolojisi kullanılmıyor. Dolayısıyla kim üreticiler ve operatörler 5G'nin artan maliyetinden dolayı özel giriş seviyesi gibi fiyat odaklı kran kranı mücadelelerinin yaşandığı segmentlerde 5G uyumlu telefonları belki ilk etapta piyasaya sürmek istemeyebilirler. Çünkü dediğim gibi her ne kadar giriş seviyesi bir telefon olsa bile 5G desteğine sahip olmayan modellerle kıyaslandığı zaman muhtemelen fiyatlar biraz daha yüksek olacaktır. İşte bundan dolayı Snapdragon 4. 80 tabanlı ilk telefonların kimden taraf çıkacağı ve ülkemize ne zaman geleceği konusu henüz muallak. Bakalım. Gelişmeler oldukça, elime bilgiler geldikçe bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sevgili dostlar ben Erdoğuz Özdağ. sosyal medyada beni takip etmek için Twitter ve Instagram'da Erdoğuz Özdağ ya da fx57 yazabilir. Eğer bu videoyu YouTube'da izliyor ve henüz donanım haberin YouTube kanalına abone değilseniz aynı zamanda abone olmayı da düşünebilirsiniz tabii ki. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.